Canım benim ya. Kayıttayız tabii ki. Allah senin canını almasın. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Tabii televizyonda da yaptın çünkü öyle şeylerse. Sevenleri en çok hangi türküyü istiyor? Bir selam gönder bari bayramdan. Neşet Ertaş desem hangi türkü düşer yüreğine? Zahidem kurbanım ay. Seni anlatan kitabın ismi? Benim türküm. Benim türküm. Emel Taşçıoğlu'nun türküsü hangisi? Burada da buluşmak varmış. Vallahi billaha. Canım benim. Emel ablacığım. Nerelerden geldin? Ay, gelmez miyim? Güzel kardeşim benim. Bir şey söyleyeceğim. Allah razı olsun. Senden de. Tatil köy mü burası? Vallahi benim Ankara'da böyle bir yer. Kemal'in amcaoğlu buraya geldiğinde siz dedi Ankara'da oturuyoruz demeyin. Şuraya bir levha koyun Antalya Belek diye dedi. Kesinlikle. Sevdin mi? Efsane, şuradaki yeşilliğe bak. Gel içeri gidelim, oturalım. Çekimi yapalım ondan sonra. Tamam. Bir kahve içeriz bahçemizde. Evet vallahi Kemal abi de göreyim. Tamam. Çekimi yaptınız, şimdi onlardan konuşalım. Klip çekileceğinizi söyleyelim. Yeni klip olduğunu. Tamam. Klip ne klibi olduğunu orada sohbeti açınca mı söyleyelim? Yani. Canım benim ya. Kayıttayız tabii ki. Allah senin canını almasın. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Tabii televizyonda da yaptın çünkü öyle şeylerse. Sana hazırlıklı olmak lazım. Evet. Hasan aynen. Demek sürpriz demek. Aynen. Evet, ne yapıyorsun Emel ablacığım? Çok şükür ya. Koşturuyoruz bu aralar. Canım benim. Klip çekimi için yer tespitine gittiniz herhalde. Evet evet. Yani sabah beri dolanıyorduk. Vallahi biraz evvel geldik. Şuradan dönelim. Buradan. Hasan'cığım. Tamam. Tekrar sola dönersek. Çıkıyoruz ana yola. Doğru aynen. Çıkarız. Tamam. Ya benim anne memleketim Kızılcahamam'ın Güneysaray köyü. Soldan. Oraları bir dolanalım dedim. Çok güzel şeyler var. Yeşil yerler. Doğa manzarası. Doğa manzarası. O kadar güzel ki incecik dereler akıyor falan. Ay süper. Bizim türkümüz de birazcık hareketli bir türkü. Gerçi türkülerin, o hareketli türkülerin çoğunda şey vardır hani böyle hüzün. Evet. Sözler hüzünlüdür de. Evet, evet. Melodiye evet. Bir bakarsın oynamak istersin oynamak ama istersin. Söze bir bakarsın ağlamak istersin. Anlıyorsan. Bütün duyguları yaşatıyor. Vallahi billahi. Gerçekten. Onun klibini böyle doğada çekelim diye düşündük. Bir de bahar tam. yazın herkes ister sözünü dinler ağlar. İster melodisini bravo. Duyar oynar. Aynen öyle. Bu ara onun yalnız bir şey söyleyeceğim. Emel abla ne yaptınız? Sizde bir böyle ekipçe bir hareketlilik, bir üretkenlik. Bir patlama yaşıyor. Gerçekten. Yani maşallah ve inanılmaz bir üretim ama. Bazı şeyler zamanını bekliyor demek ki Hasan'cığım. Evet, ne bileyim. Evet. Sana bahsettim mi bilmiyorum. Şeyde bizim Didim Akbük arasında bir yerimiz var. Biliyorum. Orada geçen sene değil evvelki sene tabii yazın. Bizim biberiye var kaldırımda evin dışında. Biberiyelerin dibinde bir tane yavru kedi. Anlattın telefonda. Şu kadar. Evet evet. Hala sizle daha bir haftalıkmış tabii. Ay süper. Daha bir haftalıkmış. Şırıngayla emzirmişsiniz. Aynen öyle. Ve ben bebektim. Annem nasıl hatırlıyorsun diyor. Bebekken benim üstüme bir kedi fırladı. Evet. Yüzümü yırttı. Aa. Annem hatırlamana imkan yok diye ama ben onu travma işte bilinçaltı aynen hatırlıyor. Aynen öyle bir kazımışım ki aklıma. Kolay kolay kediye dokunamam. Köpeğin hastasıyımdır. Yani sokak köpeğinin boynuna sarılırım ama kediye travmadan hep tedirginimdir. Dolayı. O kediyi ben o gün o bir haftalık kediyi elime nasıl aldım? Aa, ben onu nasıl bağrıma bastım? Aa, gözleri kapalı, çapaklı. Analık böyle bir şey işte. İltihaplı. Ya. Öldü ölecek. Ya. Dedim Kemal bunu yaşatmamız lazım. Ay. Evdeki sağdan gideydik. Neyse soldan da gideydik. Ben devam yalnız et. Yolu biliyorum. Burada her yer çıkar. Ondan sonra onu yaşattık.
biberon önce şeyle biberon olur mu? Evde şırınga vardı. Şırınga. B12 yok ya bende. Biliyor. Biliyorum B12 ya. B12 yok ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu konuştuk. Ya. O şırıngayla onu besledik. Ondan sonra biberona geçtik. Ben ona süt verirsen dediler şey olur. İsel evet, olur. Evet, ölebilir. Ben ona evde yaptığım yoğurtlardan ayran yaparak besledim. Ay. O hala ayran içer süt yerine. Allah Allah. Peki, şunun için anlattım bunu sana. Şunun için anlattım. Hayatında eline kedi değemeyen Emel onu evlat edindi resmen. Ya gerçekten. Ve o kedinin geldiğinden çok kısa bir süre sonra hayatımızda o kadar büyük değişiklikler olmaya başladı ki. Yani evet, tesadüf diyemiyorsunuz. Evet. Onun için anlattım bunu. Rahmetiyle geldi. Tesadüf diyemiyorsunuz buna. Evet, diyemiyorsun. Evet. Yani kırmızı kediden beni telefonla arayıp kırmızı kedinin sahibinin Emel Hanım sizin kitabınızı yazacağız demesi. Allah. Nasıl yani dedim. Çocuklar evlendi. Evet, biberiye koydum adını. Biberiye'ye sarıldım ağladım biliyor musun o telefonu aldıktan sonra. Sen mi getirdin bu kısmetleri dedim. Kızım hayatta evlenmem diyordu. Evet. 34-35 yaşın, 34 yaşına geldi. Ben evlenmeyeceğim diyordu. Bir anda evlenmeye karar verdi. Ve benim şu anda bir torunum oldu. Evet. Oğlum ablası evlenir evlenmez anne benim de sözümü kesen dedi. Oğlum da evlendi. Allah Hasan biliyor Allah. Gibi gidiyorsun git sen. Ondan sonra kitabım çıktı. Evet. Ondan sonra bir anda böyle üretmeler çoğaldı. Yani bir sürü beste türküler geldi elimize. Hepsi birbirinden güzel. Onları girdik stüdyo kayıtlarımızı yaptık. Allah şeyle Allah. Selçuk Murat Kızıl Ateş'le evet, kayıtları evet, bitirdik. Evet. Ve ondan sonra hadi dedik bunlara klip çekelim de insanlar türküyü dinlerken yüzümü de görmeyi istiyorlar ya. Evet. O ama Emel abla bir şey söyleyeceğim. Söyle. Konudan uzaklaşmadan bütün kadim öğretilerde kedinin şifacı olduğu söylenir. Evet. Ve kedi gerçekten özel bir hayvandır. Gerçekten kısmetiyle gelmiş. Ya biz özel olduğunu yaşadık birebir. Evet. Yani bazı şeyler tesadüf değil gerçekten asla, insan asla, hayatında. Asla, kesinlikle. Yaptığınız bir şey de asla karşılıksız kalmıyor. Bu iyilikse de kötülükse de. Ben bu yaşıma gelene kadar epey tecrübe ettim çünkü bunu. Aynen Emel ablacığım gerçekten öyle. İyilik yapan iyilik buluyor. Kötülük yapan da kötülüğü eninde sonunda buluyor. Ne ekersen onu biçiyorsun. Aynen öyle. Şimdi sana sorular hazırladım. Eyvah eyvah. Zırnanın zırt dediği yer. Ne geldik. Eyvah. Bak Hasan zor sorular sorarsan. Vallahi kaçamak cevaplar kaçamak veririm cevaplar göre. Ama ben sıkıştırmaya devam edeceğim. Eyvahlar yok olsun. Yok. Keyifli sohbet sorular hadi, sohbetimizi öyle renklendirsin. Peki diye. Sınava girmiş gibi olmayın da. Hayır yok yok. Heh, tamam. Şimdi önce 20 tane soru hazırladım. Hı. Bu 20 soruyu da rakamladım. Hı hı. Şimdi senden 3 tane rakam isteyeceğim. O rakamlar hangi soruya denk geliyorsa o soruları soracağım öncelikle. Kaderimi ben belirleyeceğim evet. Yani. Bak bak bak. İlk bak, bak. İlk rakamını alabilirim. En sevdiğim rakam 7'dir. 7. 5 yaşından beri müzikle iç içe Emel Güney'den Emel Taşçıoğlu'na kadar. O yaşlardan beri sahnelerdesin Emel ablacığım ve müzik yapıyorsun. Evet. Hiç yoruldum, artık bırakmak istiyorum dediğin oldu mu? Çok. Gerçekten mi? Çok. Şimdi Hasan'cığım dedim ya Kırmızı Kedi Yayın Evi kitabımı yazmak istedi. Tavsiye ederim okumasını herkesin. Evet, evet gerçekten. Çünkü ben orada Emel Güney'den Emel Taşçıoğlu'na iki sanatçının da bütün hislerini, duygularını, yaşadıklarını dile getirdim, anlatmaya çalıştım. Orada da belirttiğim bazı noktalar var. 5 yaşla 15 yaş arası benim inanılmaz dolu geçen bir dönemdi o Emel Güney dönemi. Sahne değil Güney mi? Kardeşler, evet, babam abilerimle evet. birlikte. Tam 10 yıl sahnelerde şimdiki hiçbir sanatçının yetişemeyeceği iddia ediyorum bir performansla bir çocuk sanatçı olarak sahnelerde yer aldım. Allah Allah. O kadar dolu evet, geçtik evet, Hasan. Evet. Bir günde 15 düğüne gittiğimi biliyorum. Bir günde 15 düğün ne demek bir çocuk için? Yarımşar saat sahne tamam ama demek ki o çocuk her gün 7-8 saate yakın sesini kullanıyor. Oo. İnanılmaz dolu. Çocukluğumu yaşamadım. Evet. Ergenliğimi de bir bölümünü yaşamadım. Çünkü 15 yaşıma geldiğimde sahneleri babam tabii biz başlarken demişti 15 yaşına kızımız geldiğinde sahneleri bırakırız. Artık genç kız olmuş olur diye. O dönem
nihayet dediğimi çok iyi hatırlıyorum sahnede son çıktığımız programda. Hı-hı. Evet bitiyor artık, ben de herkes gibi normal yaşayacağım diye sevindiğimi çok net hatırlıyorum. Oradan yukarı doğru devam evet, edelim. Tamam. O bir, o bitti. Oh ben bir rahatladım. Okul devam etti, üniversite bitti. Ben artık sanatçı değilim nihayet. Annemin babamın TRT Sınav Açar'da girmezsen hakkımızı helal etmeyiz demelerinin çok büyük katkısıyla. Çalıştığım okuldaki müdürün öğretmenlik yaptım çünkü 2 yıl. Beni biraz bunaltması sebebiyle bir sürü sebepler birleşti. Ben TRT sınavlarına girdim. Evet başladım. TRT'de çalışmaya başladım. Emel Güney gibi değil artık. Öyle koştur koştur değil, yorulan bir sanatçı değil. Çocuk değil bir kere. Büyümüş, ergen. Artık ergenlik de bitmiş. Emel Taşçıoğlu olmuş. Evli barklı, çocuklu bir kadın. Aynen. Tamam. Benim her zaman ailem önce gelir. İşim sonra gelir. Eyvallah. Fakat TRT'de de bir sürü yasaklarla birlikte işte oraya çıkamazsın, buraya gidemezsin, albüm yapamazsın. Sadece benim sanatçısın zihniyetiyle 25 yıl geçti. Ben ne yapıyorum? Yetmez mi artık? Ve dedim, yoruldum dedim. Yoruldum dedim. Çünkü çocukluğumu yaşamamışım. Evet, evet. Zaten inanılmaz dolu bir sanat hayatı geçmiş. Öyle bir yere geldi ki TRT bir uçak biletimi karşılamadı. Bir uçak bileti. O da İstanbul'a üstelik. Yok İstanbul diyorum, özür dilerim. İstanbul'a uçak bileti veriyor benim arkamdaki vokalistlere. Ama kendi sanatçısına İzmir'e uçak bileti vermiyor diye bir anlık ama o bir anlık nedir? O damla, tabii, son damladır. Tabii, tabii. Ha, o damlayla birlikte taştı. Bahanesi ve ben oldu. Emekli dilekçemi verdim, ayrıldım kurumdan. Evet. Yine yeter dedim bak. Orada da bir nokta koydum. Ama yine yetmemiş. Bu sefer farklı koşturmacalar evet, başladı. Evet, emeklilikten evet. Sonra keyfe keder gittiğim konserler. Oradaki o seyirciyle buluşmanın verdiği haz. Ya. O kültür merkezleri ki senin hiç unutmam. Ta nerelerden o kadar uzun yollardan atlayıp kültür merkezlerindeki benim konserlerime gelişin. Benim için çok kıymetlidir. Gelmez miyim Emel abla? Yani seni dinlemek için Fizan'a gelirim böyle. Ay, özel canım bir benim, sesi canım yani. Canım benim estağfurullah. Bu sefer dedim ki tamam çok güzel bir dönem ama artık dedim 55 yaşıma geldim. Bak şu anda 55 geçti. Onu dediğim zaman 55 yaşıma geldim. 50. sanat yılımı kutlayayım ve artık çekileyim dedim. Yok. O da olmadı. Ne 50. sanat yılımı kutlayabildim ne kenara çekilebildim. Çünkü bu sefer de kitap geldi. Ya. Kitapla birlikte farklı projeler evet, geldi. Evet, bir anda evet. imza günleri başladı. Programlara sohbet amacıyla gidip kitabımı anlatmak, benim kim olduğumu bilmeyenlere anlatmak amacıyla ya. Bir tempo başladı. Şimdi işte stüdyo kayıtları, klipler derken süper. Demek ki Allah 60 gücüne, yaşıma gelince hayır, evet. 2 sene kaldı. Hayır. Allah gücüne güç katsın. Böyle bir ses, zil gibi bir ses hala ay canım bizim benim. İçin ve bizden sonraki nesillere kadar da ulaşması gereken bir ses. Estağfurullah. Çok Emel teşekkür abla sadece ederim. Sesle değil, duruş, kültür, Anadolu kadını, Türk kadınının nasıl canım olması benim, gerektiğiyle ilgili. Yok bunlar yüzün diye değil, bu bir gerçek ve hakikat. Çok teşekkür ederim. Çok önemli ederim. Bence. Dediğim gibi 2 sene sonra lazım. Şu an 58 yaşındayım. 64 doğumlu olduğumu herkes biliyor. Evet. Ben her yerde söylediğim için. Gülşen çok kızıyor bana ama. Sen söylüyorsun bizim yaşımız da ortaya çıkıyor diyor. Ben de görünen kök kılavuz istemez diyorum. 60'ıma geldiğimde sancım 55. sanat yılımı kutlarsam kenara çekeceğim. Yok. Ben şimdi Gamze'ye falan söylüyorum o iş o zaman geldi mi bir başka bir kargaşa, kalabalık onu da unutturup yola devam. Sen Ankara'yı çözdün biliyor musun? Evet bu esnada. Yemin ederim şu an öyle güzel gidiyor ki hiç müdahale etmiyorum sana. Ve evden de uzaklaşmıyorum yalnız. Tabii farkındayım. Kahve içeceğiz ya. Aynen. Bir rakam daha rica edeceğim Emel ablacığım. Bir rakam daha peki. 20 soru muydu? 20 soru. 19. Onu da severim çünkü. Emel Taşçıoğlu baktığımızda müzik sektöründe ama bir o kadar da müzik sektöründen hep uzakta. Evet. Neden? Bunun sebebi var mı? Benim nazarımda en doğrusu o da ondan. Yani İstanbul piyasasına girmeyi hiç istemedim Hasan. Evet.
Hiç istemedim. İstanbul belki de dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama hep gezmek için gitmeyi istedim. Yaşamak için düşünemedim. Belki Ankara'da doğup büyümüş olmanın verdiği mütevazilik. Belki düzen. Aynen öyle. Anne memleketi Kızılcahamam, baba memleketi Kırşehir Mucur derken. Evet. Hani İç Anadolu'nun nefesi, sesi, buranın sadeliği, sakinliği. Toprak kokusu. Aynen öyle. Bura bize hep yaşanılır geldi. Ve kargaşayı daha, sevmediğinden diyelim mi? Aynen öyle. Hem kargaşayı sevmiyorum hem de o kadar cin değil buranın insanı. Anladım. Bir rakam daha rica edeceğim. Dolayısıyla ben İstanbul hep beni ürküttü. Programlarımı yapıyorum. Evet, buradaki hemen, insanları çok seviyorum evet, ama evet. Program bittiği anda dönüyorum. Aynen. Bir rakam daha. Aynen. Hadi 3 olsun hadi. 3. Anne Emel Taşçıoğlu. Çocuklarına verdiği en önemli öğüt, tavsiye neydi? Bunu ben bir kelimeyle ya da bir öğütle sınırlayamam Hasan'cığım. Senin Olay TV'de yaptığın programa konuk olduğumda hatırlar mısın? Babamın bana yazdığı bir şiiri okumuştum. Evet. Ve o şiir şu anda çıkan kitabım, Benim Türküm isimli kitabımın final yazısı. Gerçekten mi? Ay. Çünkü babamın bana verdiği o hediye ettiği şiiri bir annenin babanın evladından ne beklediğini, ne istediğini, nasıl evlat olması gerektiğini sanki maddeler halinde belirten gerçekten, bir şiir gibi. Gerçekten. Ben atadan ne öğüt aldıysam çocuklarıma da o öğüdü vermeye çalıştım. İnsan olsunlar. Şimdi boşluk doldurmaca. Eyvah. Nokta 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 en önemli özelliğim. Benim mi? Evet. Tök kızım derdi babam, o geldi aklıma. Nedir biliyor musun tök? Tök yok. Sözünü esirgemeyen. Babam öyle derdi bana hep. Tök kızım derdi. Bir anda o geldi. Ama içi dışı birlik diyoruz. İşte benim beynim, kalbim ve dilim aynı anda çalışır derim hep. Nokta 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 benim için artık önemli değil. Vallahi benim için hiçbir dönemde önemli değil de artık paranın pulun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok artık. Belli bir yaşa geldikten sonra o bence önemini iyice kaybediyor. Değil mi? Millet yaşlanınca paraya düşüyor. Onları hiç anlamıyorum. Gerçekten. Ne yapacaksın? Ne götürebiliyorsun? Bravo. Ne yapacaksın? Bu hayat bana nokta 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 öğretti. Ne öğretti biliyor musun Hasan? Mevlana'nın bir sözü var. O kadar hoşuma gider ki. Duyduğum günden beri. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Ne günleri birbirinden ayırmak gerekir? İnsanların da ön yargıyla, görüntüsüyle değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o Hızır mıdır? Başka bir şey midir? Onu sen bilemezsin. Hiç bilemezsin. Nokta. Nokta diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ay canım benim. Vallahi yüreğine sağlık. Şimdi Emel ablacığım. Çıkarmak zorunda kalsan hangisini çıkarırdın bölümüne geldik. Sana şıklar vereceğim. Birini çıkarmak zorunda kalsan hangisini çıkarırdın? Sahne, albüm, sosyal medya. Albüm. Albüm. Evet. Benden iyi anne olur. Benden iyi müzik insanı olur. Benden iyi ev hanımı olur. Ha, çıkarmam gerekse ya. Hangini çıkarayım? Yavaş yavaş zorlaşıyoruz. İyi anne, iyi müzisyen. Ve iyi ev hanımı. İyi ev hanımı. Hangini çıkarayım hayatımdan? Çok zor ya. Ya. Bir kere iyi anneyi hayatta çıkarmam. E tabii ki. En önemlisi. Tabii. İyi müzisyen de benim hayatımı... E tabii ki. Hayatım yani. Onun aynen. Oluş sebebim. Varlığım. Evet. Ev hanımlı kalıyor. Gitti. Aynen. Zaten iyi anne olan iyi ev hanımı olur zaten. Bravo. Bravo. Yani. Çok felasın Emel abla. Kırşehir mi çıkarırsın? Ankara'yı mı çıkarırsın? Didim'i mi çıkarırsın? Aman. Ya. Oo. Ankara doğduğum, büyüdüğüm yer, hiç mümkün değil çıkarmam.
Kırşehir Baba Ocağı. Baba Ocağı. Didim'de hayatın deminin evet, keyfini evet, çıkardığınız evet, yer. Hangisi? Evet. Yine de Didim'i çıkar. Didim değil mi? Çünkü ne baba ocağından vazgeçilir ne doğup büyüdüğün yerden. Didim olmaz, başka bir yer olur. O fark etmez. Şimdi Emel ablacığım, geldik müzikli cevap bölümüne. Sorduğum sorulara müzikle cevap vereceksin, söyleyerek, mırıldanarak. Eğer sözlü cevap verirsen ben duymuyor olacağım. Sen sözlü cevap versen de ben... Habana zorla türkü okutacağım. Evet. Mecbur bırakıyorum ya. Allah'ım çok güzel ya. Eğer sözlü cevap verirsen de montajda atacağım. Ha iyi, ben sözlü cevap veririm. Hepsini montajda at. Bakalım ne olacak? Sana ne kalacak? Bakalım ne kalacak? Sor bakalım. Evet. Emel Güney olarak sahneye çıktığın yıllara dönüyoruz. Ve ilk sahnen... ve sahnede okuduğun ilk türkü. Oy! Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer. Aşk şarabını içenler yarın derdine düşer. Bu han garip yatağı, bülbül derdim ortağı. Bu han garip yatağı, bülbül derdim ortağı. Aşkın söyletir beni, feryat feryat. Derdin ağlatır beni, feryat, feryat. Ay canım benim. Küçücük 5 yaşındaki ya, çocuğun okuduğu evet, parçaya bak. Evet, ben de onu diyeceğim. Emel abla bu ne? Ne bileyim. Vallahi bravo. Canım benim ya. Ya böyle canlı canlı dinleyince de o kadar özlemişim ki canlı dinlemeyi vallahi. Diğer soruya geçiyorum. Geç bakalım. TRT yıllarına dönelim. Dönelim. İlk icranı hatırlıyor musun? Radyodaki. Yok. İlk hatırlamıyorum. Türkü. Ama şeyi hatırlıyorum mesela. Sınavı hatırlıyorum. Efendim? Sınavı. Duymuyorum. Aa, cevap veriyorum. Dur. Yani radyoda ilk okuduğum türküyü hatırlamama imkan yok. Ne bileyim, koroyla birlikte şeylere tamam, girdik. Tamam, sınav türkünü o zaman. Sınavda mesela ne oldu? Bana bir nota çektirdiler. Oku bakalım dediler. Bir çektim. So so sol la si re do la 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 si so so sol la dedim. Tamam bırak dediler. Yağmur yağar. Aman inaman. Her dereler kadınım. Selam rey. Gurbete gidenin yarın el alır. Ay, yeter mi? Yetmez de. Ya. Vallahi Emel ablacığım. Ne türküler var Hasan, ne türküler var. Oy yoş. Ne türküler, okunmayan türküler. Emel Taşçıoğlu'dan sevenleri en çok hangi türküyü istiyor? Eyvah. Okuya. Ben biliyorum da. Eskittik artık ama hala isteniyor. Gurbetim esken mi tuttun? Gittin beni de unuttun. Yoksa başka yar mı buldun? Bir selam gönder bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Allah uzun ömür versin Emel abla ya. Cümlemize. Vallahi canımsın. Neşet Ertaş desem
Hangi türkü düşer yüreğine? Zahidem kurbanım ay, ne olacak halim? Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Ay ben ağlayacağım galiba ya. Neyse, hemen havayı değiştiriyorum. Son türkülü cevap bölümüne, soru bölümüne geldik. Seni anlatan kitabın ismi Benim Türküm. Benim Türküm. Emel Taşçıoğlu'na sormak istiyorum. Emel Taşçıoğlu'nun türküsü hangisi? Oo. Hepsi öyledir ama hepsi değerli biliyorum ama Emel Taşçıoğlu'nun türküsü hangisi? Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana dermanımış bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz. Aman aman olamaz. Aman. Aşık Veysel. O kadar da özel bir çocuk. Vallahi Nur'da yatsın. Senin de sesine sağlık, yüreğine, duyguna Eyvallah sağlık. Eyvallah kardeşim. Vallahi. İyi ki hayatımdasın, iyi ki hayatımızdasın. Canım benim. Yani çok özel ve değerli. Sen de bizim hayatımızdasın, iyi ki. Vallahi. Çok teşekkür ederim Hasan'cığım. Canım vallahi. İşin rast gelsin hep kardeşim beraber, benim. Hep beraber arabama geldiğin için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu kadar güzel bir sohbet için. Ta nerelerden çıkıp beni... Böyle Ankara'nın Eryamanlarında bulduğunu. Ben Kütahya'nın köylerine gelmiş adamım. Biliyorum, biliyorum. Gelmez miyim Emel ablacığım? Allah her daim yolunu açık etsin. Hep beraber inşallah. Hadi o zaman kahve içmeye. Hadi. Görüşürüz. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.